Can gitti var dedi. You'll hear some of the static until ISS answers our call. Once we've established contact with the ISS, we will turn it over to the first student to ask their question. Introduction. I now ask someone at the school in Turkey to give also a little introduction on who they are. To people that are making possible what you are going to experience in a moment. Now we are the International Space Station. You can see on. Finally, as Egemen Yıldız Secondary School, we are sending our greetings to all of you. We are ready for Mrs. Jasmine Mukbeli. Wish you luck. Thank you very much. Over. NA1SS, here is K6DE calling for scheduled school contact. Over. Delta Uniform Echo, this is NA1SS, Ivy Land Clear, help me, over. We copy you 5x5. We are ready to start school. Go ahead with your first question. My name is Yusuf. How do you describe the world from space? Over. Okay, so the perspective looking out the window here from the International Space Station changes your view on everything. You look and you see our beautiful home planet Earth, and then. My name is Dylan. Aren't you afraid of being in space? Over. Dylan, you have reason to be afraid. Space can be very risky and scary, but I'm not afraid because we have a great team working with us and we... My name is April. How do you feel when you're in space? Over. April, space feels amazing. One of my favorite things is the weightlessness. We can float around. My name is Musa Can. How did you feel love in the atmosphere? Over. Musa Can, riding on the rocket, I took a Falcon 9 SpaceX rocket up to space, and it was an incredible ride. My favorite part is, you know, it's a two-stage rocket, and when the first stage cuts out, you have a moment of, you feel weightless. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Çocukları Uzayda isimli bir projemiz. Geçen yıl yazmaya başladık çünkü çocuklarımız da ilgili olduklarını, bazı şeylerde astronotların nasıl bir yaşam içerisinde olduklarını merak ettiklerini, onların nasıl orada bitki yetiştirdiklerinden tutun her şekilde yaşamları merak ettiklerini anladık, öğrendik. Çocuklarımıza telsiz eğitimi de okulumuzda devam ettik, başlattık. İngilizce sorular sordular, merak ettikleri soruları yönelttiler bizlere. Bunları da bugün bu öğrencilerimizle astronota direkt olarak bizzat sorma fırsatı bulduk. Bu anlamda ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize tüm sağlayanlara. Dün aslında sakindim ama bugün telsiz iletişimi kurulduktan sonra heyecanlanmaya başladım. Konuşurken de kalbim yerinden çıkacak gibi aşırı heyecanlıydı. Hayalinde öyle bir şey var mıydı? Daha önce bir var konuşabileceğin ya da? Yani aslında öyle bir hayalim yoktu ama astronotların nasıl şeyler yaşadıklarını merak ediyordum. Bu fırsattan da yararlanarak sormuş oldum. Sorum, temel malzemeleriniz biterse ne yapardınız? Cevabı da bütün yedekleri varmış, her şey stokta varmış yani. Acil bir durumda da onları kullanıyorlarmış. Peki nasıl ben Berat, ne sordun ve ne cevap aldın? Ben neye benzediğini sordum. Bir futbol sahası kadar büyüklükteymiş ve 3 odası varmış. Sorularını sordular, cevaplarını aldılar. Heyecanları gözlerinden okunuyordu. Biz de heyecanlandık. Türkiye'de seçilen bu anlamda ilk devlet okulu olmanın gururunu da Gazi Emir ve İzmir olarak yaşıyoruz. Geçen sene başladı bu proje aslında. Bir sene önce. Bir sene öncesinden başladı. Bir proje sunduk. O projeden sonra NASA ve ALİS'in dünyada birçok okul aslında buraya başvuru yaptı. Bizim projemiz gerçekten seçildi ve
çalışmaya uygun görüldü. Bu tarihten sonra, onay geldikten sonra da okulumuzda çalışmalar başladı. İngilizce öğretmenlerimiz, fen öğretmenlerimiz, müdürümüz sağ olsun bu konuda bize çok destek oldular. Çocukları telsiz kullanma eğitimi verildi, uzay kampına gitti, birçok çalışmalar yapıldı. Ve bugüne geldik ve bugün tamamının soru sorması aslında kesilebilir diye düşünüyorduk biz ama tamamının soru sorması büyük gurur verici. Buraya bakıyorsunuz. Evet, doğru. Tamam. Tamam. Bir alkış alalım. Evet. Evet.